Diyanet Derneği Hazreti Hatice Camii'ndeyiz. Bayram namazı kılındı. Bayram namazından sonra dışarıda bayramlaşma vardır ve şu anda da başkanı yakalamışken bayramla ilgili ve yeni yapılan binada ilk cuma bayram namazı kılmanın özelliklerini bize anlatacak Sayın Başkanımız. Evet Başkanım. Özellik yok işte. Bugün açılış daha değil ama o tarafta sıkıştığımız için küçük yerde. Burada başlayalım. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Burada kılalım. Yeni binanızda. Yarın Cuma'yı da burada kılacağız inşallah. Bundan sonra tekrar eski yerimize geleceğiz. Buraya da inşallah yılbaşı bu ayın, bu senenin sonu veya senenin ilk haftasında düşünüyoruz. Kesin olarak taşınacaksınız. Son olarak buradaki Türk toplumu Şarlova'da bugün senin de söylediğin gibi 1000'e aşkın vatandaş vardı. Evet. 4 katlı binanın tamamı doluydu. Evet. Biz de bunlara, demek ki nüfus artıyor. Nüfus artıyor. Yani İhtiyaç burada ihtiyaca yeterli değil aslında. Biz bu kadarsını aldık, gelen gençler de inşallah yerimiz müsait 5000 metrekare. Evet. İleride buraya 2000-3000 kişilik cami de yapılabilir. Yerimiz müsait. Arsanız yeriniz bol. Şimdilik bu bize yeter. Buna da şükürler olsun. Vesile olanlara Allah razı olsun. Evet. Başta Halife Keskin hocamız, müşavirimiz. Sayın müşavirimize. Ve ondan sonra tabii ki vatandaşlar. Üyelerimize. Razı olsun. Üyelerimiz, üye olan, olmayan. Evet. Herkes yardım etti. Onun için herkesin Allah razı olsun. Bütün herkesin de buradan Kurban Bayramı'nı. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Daha nice bayramlara sağlık, sıhhatler dileklerimizle. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bizlere bu fırsatı verip bizi davet ettiğiniz için. Her zaman. Biz her zaman sizlerin yanınızdayız. Şarlova'dan saygılar.